Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Türkiye, Azerbaycan ve Ukrayna'nın üçlü format oluşturması gerektiğini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesini değerlendiren Şahinoğlu, Aliyev'in Ukrayna ziyaretinin özel bir öneme sahip olduğunu, ziyaretin Rusya ile Batı arasında gergin ilişkilerin olduğu bir dönemde gerçekleştiğini ifade etti. Moskova'nın Washington, Brüksel'i Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına izin vermemeye ve Ukrayna'da batılı askeri üslere sahip olmamaya çağırdığını aktaran Şahinoğlu, Washington, Brüksel'in yaklaşımı, bağımsız bir devlet olarak Ukrayna'nın hangi örgüte katılacağını seçmekte özgür olduğu yönünde. Moskova, Kiev'in özgür seçimi olduğunu reddediyor ve Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker yığdı. Bugün batıda en çok tartışılan konu Rusya'nın Ukrayna'ya olası askeri müdahalesi. Bu noktada İlham Aliyev'in Kiev ziyareti, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile kapsamlı görüşmeleri ve çeşitli belgelerin imzalanması, Bakü'nün Ukrayna'ya ve ülkenin toprak bütünlüğüne verdiği desteği göstermektedir. Aynı zamanda, Ukrayna, 2. Karabağ Savaşı'nın gösterdiği gibi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklemektedir. Ukrayna, Karabağ'ın yeniden inşası sürecine katılmaya hazır, dedi. Rusya'nın Kremlin yanlısı medyasının İlham Aliyev'in Ukrayna ziyaretini görmezden geldiğini vurgulayan Şahinoğlu, ancak Moskova'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyaretinden ve Kremlin hedefli Zelenski ile görüşmelerinden hoşlanmadığı açık. Ukrayna gibi Azerbaycan'da dış politikasını nasıl şekillendireceğini seçmekte özgürdür. İlham Aliyev'in Kiev ziyareti, Azerbaycan'ın bağımsız dış politikasında Moskova nasıl düşünecek ilkesine bağlı olmadığını gösterdi. Ukrayna ile stratejik ortaklık, Azerbaycan'ın ulusal ve güvenlik çıkarlarını karşılamaktadır. Bu önemli, diye konuştu. Azerbaycan'ın Ukrayna ile ekonomik ilişkilerini genişletmesi gerektiğini anlatan Şahinoğlu, Ukrayna verimli topraklara sahiptir ve bu topraklar oldukça verimlidir. Azerbaycan, Ukrayna gibi yüksek verimli bir tarıma sahip olmak istiyor. Azerbaycan tahılda tam olarak kendi kendine yeterli değildir. Azerbaycan bu alanda Ukrayna ile işbirliğini genişletecek. Azerbaycan hem Ukrayna'dan tahıl satın alabilir hem de Ukrayna'daki verimli topraklarının bir kısmını kiralayabilir. Ukrayna-Azerbaycan ilişkilerini tarımın diğer alanlarında yoğunlaştırmaya ihtiyaç var. Ukrayna Cumhurbaşkanı Azerbaycanlı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede ilginç önerilerde bulundu. Bunlar arasında Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldova Demokrasi ve Ekonomik Kalkınma Örgütü'ne üye ülkeleri arasında yeni ekonomik projelerin uygulanması ve Ukrayna-Türkiye-Azerbaycan Üçlü İttifakı'nın kurulması yer alıyor, dedi. Yıllar önce Türkiye-Ukrayna-Azerbaycan Üçlü formatının kurulmasını önerdiklerini kaydeden Şahinoğlu, Azerbaycan şimdiye kadar çeşitli üçlü formatlar oluşturmuştur. Örnekler Azerbaycan-Türkiye-Türkmenistan, Azerbaycan-Türkiye-İran ve Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan formatlarıdır. Azerbaycan-Türkiye-Ukrayna formatı da diğerleri gibi işleyen bir mekanizma haline gelebilir. Ukrayna, hem Türkiye hem de Azerbaycan ile stratejik işbirliği kurmuştur. Bu, üç ülkenin liderlerinin bir araya gelip çeşitli projeleri tartışabileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Kiev ziyareti ve iki ülke arasında yeni anlaşmaların imzalanması, iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açmalıdır, ifadelerine yer verdi. Azerbaycanlı analist Turan Rızayev, Kazakistan'da kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ardından yakınlarının da görevlerinden alınmasını değerlendirdi. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas'ın bir Belarus televizyon kanalına verdiği röportajda, tüm barış gücü askerlerinin 19 Ocağı kadar Kazakistan'dan ayrılacağını söylediğini belirten Rızayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü güçlerinin Kazakistan'dan çekilmesinin ardından eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e yakın kişilerin yanı sıra birinci ve ikinci derece akrabalarının istifa etmesi dikkat çekiyor. Önceden Nazarbayev'in damadı küçük kızı Aliye'nin kocası Kaztrans Oil JSC'nin idari heyeti başkanı Dimash Dozanov ve ortancı kızı Dinara'nın kocası Atameken Milli Girişimciler Bürosu'nun başkanı Timur Kulibayev grevinden istifa etti. Daha sonra ise Nazarbayev'in büyük kızı Darika ile gayri resmi ilişkisi olan Kazak Gaz JSC'nin idari heyet başkanı Kayrat Şerifbeyev'in görevine son verildi. Nazarbayev'in Milli Güvenlik Komitesi 1. Başkan Yardımcısı olan yeğeni Samat Abiş görevinden alındı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan'daki tüm izlerini silme niyetinde olduğu açık.
Bunun öncelikle Kremlin'in görevi olduğu doğrudur, ancak aynı zamanda onun da çıkarınadır. Prensipte, Kazakistan'daki protestolarda toplumsal huzursuzluk kisvesi altında Nazarbayev'in heykellerinin yıkılması, protestoların amacını gösterdi. Kremlin, Nazarbayev ve klanının ülkedeki prestijini bildiği ve Cumhurbaşkanı Tokayev'in tek başına hiçbir şey elde edemeyeceği için Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünü Kazakistan'a davet etme fikrini ortaya attı. Nazarbayev ve klanının son istifaların ardından yenilgiye uğradığına hiç şüphe yok. Bugün, Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü, Tokayev'in Kazakistan'daki Nazarbayev'in tüm izlerini neredeyse silmesine yardım ediyor. Şimdi bile Kazakistan, başkentin eski adını iade etmek için imza topluyor. Eylemciler ayrıca yerel yetkililerden Nazarbayev'in adını taşıyan sokaklara tarafsız, Kazakistan'ın devletliğini, birliğini ve bağımsızlığını vurgulayan at vermelerini, örneğin Almatı'daki Nazarbayev Caddesi'ne Cumhuriyet adını vermelerini istediler. Sonuç olarak tüm bunlar, Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünün Kazakistan'dan ayrılacağı tarihin arifesinde gerçekleşiyor ki bu da Kremlin'in sadece Nazarbayev'in politikasını ve personelini değil, izlerini de tamamen sildiğini gösteriyor. Aynı zamanda Nazarbayev'in başlattığı millileştirme hareketinin gelecekte yeniden canlanmayacağı konusunda yerli izleyicilere ve siyasi seçkinlere açık bir mesajdır dedi. Kimliği belirsiz savaş uçakları, İran hava sahasına girerek İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait tünel ve füze platformlarını yok etti. Azad İran kanalında yer alan haberde, kimliği belirsiz savaş uçakları İran hava sahasına girdi ve birkaç tünel ile füze platformunu imha etti. Olay 16 Ocak sabahı meydana geldi. İran hava sahasına gizlice giren savaş uçakları, Babajani bölgesindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu tünellerinin yanı sıra Kermanşah ve Hemedan illerinde çok sayıda füze fırlatma platformunu imha ettikten sonra ülkeyi terk etti. İran'ın hava savunma sistemleri devreye girmesine rağmen hiçbir hedefi vuramadı. Olay sonucunda yolcu uçaklarının ülkenin batısındaki seferleri birkaç saat ertelendi. İran Devrim Muhafızları Komutanlığı konuyla ilgili açıklama yapmadı. Bazı İran Devrim Muhafızları Ordusu haber kanalları, askeri tatbikatlar sırasında tahrip edilen platformların ve tünellerin hedef olduğunu söyledi denildi. Çin'de ziyaretler gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ikili ilişkiler, bölgesel konuları ve ekonomik işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini, başta Uygur Türkleri olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin görüş, beklenti ve hassasiyetlerini aktardıklarını açıklamıştı. Hong Kong merkezli Çin basını Güney Çin Sabah Postası'nda çıkan, Çin, Pekin'in Yinchiang etkisi konusundaki endişeleri arttıkça Türkiye'yi egemenliğe saygı duymaya çağırıyor başlıklı bir haberde Çinli bakan iyi iç işlerimize karışmayın dercesine Türkiye'ye ayar vermeye kalktığını yazdı. Haberde, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Türk bakana her iki tarafın da etnik meseleler konusunda anlayış göstermesi gerektiğini söyledi ifadeleri yer alırken Yi, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, iki tarafın öncelikli olarak kendi egemenliğini, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını korumak için birbirlerine destek vermeleri umulmaktadır, dediği öne sürülüyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın siyasi rolünü arttırmaya yönelik hamleleri çoğaldıkça, Çin işgalindeki Doğu Türkistan'da yaşayan Uygurlar başta Kazak, Kırgız ve Özbek Türklerinin üzerinde büyük etki oluşturacağı konusunda işgal yönetiminin endişeleri de giderek artıyor. Daha önce de Çinliler, Türk Devletleri Teşkilatı'na yönelik siyasi risk unsuru ve pan-Türkizm ideoloji yayıyor suçlaması ile tepki göstermişti. Uzmanlara göre daha önce PYD-PKK terör örgütlerini destekleyen Çin Komünist Rejimi'nin, Türkiye'ye iki ülkenin birbirinin egemenliğine ve etnik meseleleri anlamalarına saygı duyması gerektiğini söyleyerek ayar vermeye kalkması, Doğu Türkistan'da yok edilmeye çalışılan Türk milli kimliği ve değerlerine gösterecek etkisine ilişkin endişesinin arttığına işaret ediyor.